Hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından hazırlamış olduğumuz Gönül Ufku programımızla sizlerleyiz. Bugün programımızda canlılara vefa konusunu konuşacağız. Program konuğumuz Eskişehir İl Müftü Yardımcımız Fatma Atsoy hocamla birlikteyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Değerli hocam, bugün canlılara ve onlara karşı vefayı konuşacağız. Tabii çevremizde dikkat çekeceğiz. Çevre nedir? Çevreye vefa nedir? Bu noktada neler söylersiniz? Bununla başlayalım. Teşekkür ediyorum hocam. Bizi izleyen herkese selam ediyoruz. Çok anlamlı, çok güzel bir konu. Canlılara vefa, canlı deyince aklımıza gelecek şeyler ilk etapta bitki ve hayvanlar. Tabii biz bu bağlamda konuyu biraz daha geliştirerek hatta cansızları da konuşacağız. Güzel bir zaman dilimindeyiz. Kasım ayı Milli Ağaçlandırma Günü itibariyle, dün itibariyle güzel bir etkinlikte de bulunduk müftülüğümüz olarak. Evet. Bu sene hafız öğrencilerimizle, hafızlık yapan öğrencilerimizle birlikte dün ağaç dikim yerindeydik. Onlarla birlikte ağaç diktik. Fidanlarımızı, tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Ayrıca gençlerimizle birlikte, üniversite öğrencilerimizle birlikte, Türkiye Diyanet Vakfımızın Eskişehir Şubesi'nin kadın ve gençlik kollarıyla birlikte bu çalışmaya katıldık. Çok güzel, çok anlamlı bir çalışmaydı. Hacer hocam, tabiat deyince, çevre deyince, ağaç deyince, yeşillik deyince insanın içi sevgi doluyor aslında. Evet. Yani o tohumu dün yaptığımız işlem üzerinden söylüyorum, toprakla buluşturup o bitkiye, o fidana, o küçücük canlı varlığa hayat vermek üzere onu toprakla buluşturmak insana büyük bir mutluluk sağlıyor. Evde çiçeklerimizi düşünelim. Evet. Çiçeklerin açtığı her gün ya da santim santim büyümesi bizi ne kadar mutlu ediyor. Şöyle bir kıra, piknik yerine yahut da bizi dinlendirecek herhangi bir yere gittiğimizde ortamın güzelliği bizi mutlu ediyor. Evet hocam. Bu anlamda düşününce çevre aslında olumlu bir kavram. İnsanda tabiat pozitif bir etki uyandırıyor. Kartpostallara bakardık eskiden değil mi? Tabiatla alakalı şöyle bir kar görüntüsü bile artık yavaş yavaş havalar soğuyor. Kar görüntüsü insana farklı bir duygu uyandırıyor insanda. Farklı bir heyecan, farklı bir coşku. Ağaçlar üzerinde oluşan o küçük kristaller ya da yağmur taneleri tabiatla alakalı olarak insanda farklı, olumlu, pozitif, mutlu edecek şeyler uyandırıyor. Biz bugün çevreyi tabii konuştuğumuzda hani ne demek? İnsanların içerisinde yaşadığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü ortam. Evet. Bunu tabii genel olarak ifade ediyoruz çevre dediğimizde. Yoksa bakış açısına göre bu değişir. Yani ahlaki açıdan biz bunu vefa kapsamında değerlendirerek konuşacağız. Çevreci olan yahut da hukuksal açıdan yaklaşan biri çevreyi daha farklı bir şekilde tanımlar, daha farklı bir yaklaşım sergiler. Ahlaki açıdan bakalım, hani vefa dedik ya Hacer hocam, evet hocam. Bizim bu sene Mevlid-i Nebi haftasında da camiler ve din görevlileri haftasında da konuştuğumuz konu vefa kavramıydı tema olarak. Biz bunu aileye vefa, çevreye vefa yahut da daha farklı başlıklar altında vefa kavramını çeşitli şekillerde inceledik ve konuştuk. Şimdi vefa aslında bir şeyin tas tamam olması demek. Tamam olması, kamil olması demek. Ne demek yani tas tamam olmak? Hani vefat kelimesi de yine aynı şekilde
ömrünün bitmesi anlamında, tamamlanması anlamında kullanılıyor. Ömrü vefa etmedi dediğimizde de ömrü yeterli gelmedi, tamamlanmadı anlamında. Peki canlılara vefa nedir burada? Yani canlılara karşı bizim vazifelerimiz noktasındaki şeylerin tas tamam olması. Yani ahlaki anlamda bir bütünlük, bir kemalden bahsedeceğiz canlılara karşı. Aileye vefa dediğimizde aileyi oluşturan bireyler, eşler, çocuklar, anne babalar ya da diğer akrabalar bağlamındaki sorumluluklarımızı hatırlayacağız burada. Vefanın karşıtı da aslında bir kavram olarak nankörlük, değil mi? Vefasız diyoruz bazı insanlar için. Ben arıyorum arıyorum, o beni aramıyor. Ben gidiyorum gidiyorum, o bana gelmiyor diyoruz. Yaptım yaptım, yeter artık diye bir sistemde bulunabiliyoruz. Vefasız diyoruz. Yani o bizim gösterdiğimiz ilgiye karşılık vermemiş anlamında. Bizim gösterdiğimiz güzel davranış yarım kalmış ya da onun açısından değerlendirdiğimizde. İşte bu anlamda da nankörlük vefa kavramının zıttı olarak aslında insanda bulunan hem olumlu hem olumsuz özellikler üzerine düşündüğümüzde nankörlük var mı? Var. İnsanda var, yani insanın fıtratında var. Evet. Karşı tarafın iyiliklerini görmemek ya da Cenab-ı Hakk'ın bize sayısız sonsuz nimetleri var. Bunları görebiliyor muyuz acaba hakikaten? Evet. Pek çok ayette Allah Teala bize verdiği sayısız nimetlerden bahsediyor ve bunlara yeterince kullarının şükretmediğinden de bahsediyor. Yani şükür Cenab-ı Hakk'a yapılır. Şükür bir nevi kullar bazında düşünürse teşekkürdür. Evet. Siz bana iyilik edersiniz, bir bardak su bile verseniz benim size bunun mukabilinde teşekkür etmem gerekir. Siz bunu bekleyin veya beklemeyin. Bu benim söz ile sizin yaptığınız iyiliğe verdiğim karşılıktır, değil mi? İşte şükür de aslında her ne kadar söz ile ifade edilse bile davranışlarla da ifade edilmesi gereken bir şeydir. İnsanlar bazında da, ilişkiler bazında da aynı şekilde, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetler bazında da yine aynı şekilde. Ayet-i kerimede Rabbimiz der ki Bismillahirrahmanirrahim, innel insane li rabbihi lekenud. Muhakkak ki insan Rabbine karşı çok nankördür buyuruyor. Nedir yani Rabbine karşı nankörlük? Niye? Çünkü hakikaten öyle. Şimdi düşünelim, tabiatla alakalı değerlendirdiğimizde Allah Teala'nın sonsuz nimetleri yok mu? Var. Kışı var, yazı var, çeşit çeşit rızıklar veriyor Allah Teala bize. Ama biz bunları görmüyoruz. Hayatımıza çok zaman olumsuz yönleriyle bakıp hayatımızdaki olumsuzluklar ya da bizi mutsuz edecek şeyler üzerinden yaklaşıp belki de hem çevremizdeki insanlara karşı ilişkimizde hem de Cenab-ı Hakk'a karşı ilişkimizde sadece olumsuzlarla yaklaştığımızda aslında hata ediyoruz. Yani insanların bize ne kadar olumsuz davranışları varsa olumlu yanları da vardır. Hani problemli olan bir ailenin mukabilinde sorun kendisine aksettirildiği zaman Hazreti Peygamber diyor ki evet, onun bu özellikleri var ama şu özellikleri de var diyor. Yani eşler de aslında burada birbirlerinin her daim olumsuz özelliklerini değil ya da iş arkadaşları ya da herhangi bir arkadaşımız ya da komşularımız birbirimizin güzel yanlarını da görmek durumundayız. Birbirimizin iyi yanlarını da. Evet, o şöyle cömerttir, böyle fedakardır, yalan söylemez, şöyle güzel huyludur diyebilmek ve onun o güzel şeylerini de görebilmek vefa kavramı içerisinde daha güzel konuşulacak şeyler. Tabiat da böyle. Tabiat bize hep iyilik, güzellik verdi. Toprak ana diyoruz, değil mi? Hep verimliliği ifade etmesi bağlamında. Toprak ne yaparsan yap, üzerine ne atarsan at bize hep temiz ve güzel şeyler bitiriyor. Evet. Yani her zaman ifade edilir ya, toprak gibi mütevazi olmak, toprak gibi verimli olmak, toprak gibi aslımız, özümüz de topraktan ve toprak gibi bir değere sahip olup toprak gibi sürekli bir şeyler verebilmek insanlara ve ilişkilerimize. Biz tabii zorlu bir süreçten, pandemi sürecinden de geçiyoruz. 2 yıla yakın bir zaman diliminde tabiattan biraz uzaklaştık. Evet. Bunun hem olumlu hem olumsuz yanları da oldu. Olumsuz yanları bahar mevsimiyle birlikte evlere hasrolmamız, evlerde kapandık, bulunuyor olmamız. Ya değil mi, yaz tatilini gönlümüzce yaşayamamamız, tatil yerlerinin belki de o anlamda hem ekonomik hem de psikolojik açıdan farklı etkileri var. O güzelliklerden, o mutluluklardan biraz uzak kaldık. Evet, bu
İnsanoğlunun şöyle bir özelliği de var. Sıkıntılı da olsa, sıkıntısız bir zaman dilimi de olsa çabuk unutuyor her şeyi. Hı hı. İnsan kelimesi nisyandan geliyor, yani unutmaktan. Yaşadıklarını, tabii sıkıntıları unutalım, güzellikleri hatırlayalım her zaman ama Allah Teala'nın nimetleri ve güzelliklerini de unutmamak da gerekir. Hı. Evet, o zor zaman dilimlerinde şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık diye kendi kendimize hep ayıflandık. Akrabalarımızdan uzak kaldık, şöyle oldu, böyle oldu diye söyledik ama ondan çıkıp yavaş yavaş hani açılmaların artık yoğunlaştığı zamanlardayız. Acaba o zamanda konuştuğumuz ya da kendi kendimize sözleştiğimiz, söz verdiğimiz şeyleri ne kadar ifade edebiliyoruz şimdi? Değil mi? Tabiatta onlardan bir tanesi. Evet, uzak kaldık ama ne oldu? Bu aslında bir yönüyle de tabiatın dinlenmesi şeklinde de ortaya çıktı. Denizler dinlendi, göller dinlendi, toprak dinlendi, çimenler dinlendi. Belki de hiç ot bitmeyen yerlerde ot biter hale geldi insanoğlunun ezip çiğnememesiyle. Evet, işte burası önemli Hacer Hocam. Hani güzel şeyleri konuşuyoruz tabiatla alakalı ama bu anlamda da tabiata insanoğlunun verdiği zararı da konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi çevre kirliliği diye bir sorun var. Hı hı. Gürültü kirliliği diye sanayileşmenin getirdiği, teknolojileşmenin getirdiği bir sorun var. Çarpık kentleşme diyoruz vesaire vesaire. Çölleşme diyoruz, küresel ısınma diyoruz. Peki bunlar neden kaynaklanıyor? Tabii bunu işin erbabı anlatacak ama hani ayet-i kerimenin ifadesiyle insanoğlunun kendi yaptıkları sebebiyle karada ve denizdeki fesattan bahsettiğimizde demek ki insan karayı ve denizi fesada uğratıyor. Halbuki ıslah vazifesi var. Evet. Islahtan ziyade fesat çıkaracak bir düzen içerisine girdiği zaman kainatın düzenine dair bir bozulma ortaya çıkıyor. Allah Teala kainatı o kadar güzel yaratmış ki her şeyiyle bir bütün. Ya bir yapboz gibi düşünün ya da bir puzzle'ın her bir bölümü gibi düşünün, her bir tanesi gibi düşünün. Neyi çıkaralım? Hiçbir şey çıkaramıyoruz. Ne bir ot, ne bir bitki. Ha şu işe yaramıyor mu? Bakıyorsunuz bir sürü faydası var. Hem insanlar hem hayvanlar için. Zaten her ne kadar emrimize amade olarak sunulmuş nimetler dahi olsa bunlar bir şekilde bizim haricimizdeki canlılar için de faydalı. Evet. Ya da hiçbir şeyin faydası olmasa bile ekolojik denge için bir faydalı. Kainatın, evrenin düzeni için bir fayda var. O yüzden Yaradan kainatı müthiş bir nizam üzere yaratmış. Ve hiçbir şeyi çıkardığımızda, herhangi bir şeyi çıkardığımızda onun düzenini bozacak ya da bir şeyi değiştirdiğimizde onun düzeninin de değişmesi şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. İşte burada biz bazen bazı durumları bir başkasının üstüne atmayı çok seviyoruz maalesef. İnsan kendinde suç görmüyor. Hep karşı tarafı suçlama, kendi nefsinde bir iyilik, bir güzellik görme. Ben şöyle iyiyim, böyle fedakarım, şöyle iyiyim şeklinde. Ya bu aynı şey kainat içinde geçerli aslında. Kabahati teknolojiye atmanın, kabahati sanayileşmeye atmanın bir mantığını düşünelim. Acaba sadece sanayileşme mi kabahat? Sanayi ya da teknoloji gelişmeler mi? Ya da çarpık kentleşme mi? İşte bunu yönlendiren aslında insan. Buna yön veren insan, bu düzeni, bu nizamı da kendi için kuran da insan. O bağlamda da düşündüğümüzde demek ki çevre sorunlarında aslında temelde insanın rolü var. Evet. Burada da insanın aslında nasıl biz matematik öğreniyoruz, coğrafya öğreniyoruz ya da dini bilgiler öğreniyoruz bizim alanımız üzerinden konuşursak. Hı hı. Ya da ahlak bilgileri öğreniyoruz. Çevre ahlakının çok küçük yaşlardan itibaren, hatta yaşı yoktur diyeceğim ben, cinsiyeti yoktur diyeceğim ben. Niye? Çünkü çocuk göre göre öğreniyor. Hı hı. Ve biz onun algılamadığını zannetsek bile, bugün psikologlar, pedagoglar bunu söylüyor, doktorlar bunu söylüyor. Kaydediyor beyni onu, duyduklarını kaydediyor. Hatta anne karnında başlıyor bu süreç, değil mi? Evet. O yüzden bu eğitim çok çok gerilere gidilecek ve çok temelden verilecek, çevre ahlakı üzerine kurulması gereken, onun da etiğinin insanlarımıza anlatılması ve yaşanması noktasında da örnekliklerin oluşturulması gereken bir konu aslında Hacer Hocam. Evet kıymetli hocam. Peki değerli hocam, hani bizim kitabımız, yol göstericimiz, Kur'an-ı Kerim deyince aklımıza namaz, oruç ayetleri geliyor. Bugün konumuz çevre, tabiat. Hı-hı. Tabiatla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var mı? O ayetlerin bize çizdiği yol nedir? Hı-hı. Etkisi nedir? Gayesi nedir? Bu konuda neler söylersiniz? Hı-hı.
Hacer Hocam, ayetleri genel olarak incelediğimizde 3-4 başlık altında görebiliyoruz bunu konu bazlı olarak. Tabii ayetler bize hem dünya hayatımıza rehberlik edecek, hem de dünya hayatındaki mutluluğun ahiretin mutluluğuna vesile olacak şekilde ifadeler Rabbimizin yüce kelamında mevcut. Tabii dünya hayatının içerisinde yaşayan bir insanı çevreleyen ortamı elbette ki kendisi için mutluluk oluşturacak şeylerle ya da kendisini mutsuz edecek şeylerle Allah Teala'nın buyrukları içerisinde var. Tabiat sanki Kur'an'da hiç yer etmeyecekmiş bir kavram gibi dursa bile sanki sadece ibadetler eksenli bir kitap değil o. Zaten ibadeti yine bu konuştuğumuz bağlamdan uzak kılmıyoruz ki. Az sonra Hazreti Peygamber'in hayatından örnekler verdiğimizde Allah Resulü'nün ne kadar büyük bir nezaket içerisinde olduğunu göreceğiz. İbadet kişiyi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak her şeydir. Bu bazen bir hayvana bir bakış, bir muamele, merhamet, şefkat eksenli bir muamele. Yahut da bazen bir bitkiye hayat vermekle alakalı bir şey olacak. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de aslında tabiatla ilgili ayetler bize şu açılardan, şu başlıklardan ufuk açıyor. Allah Teala'nın varlık ve birliğini anlatıyor bize ayetler. Nasıl varlık ve birliğini anlatıyor? La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilahın olmayışının delilleri var ayetlerde. Ve buna dair de kainat nizamı Allah'ın varlığını, birliğini gösteriyor bize aslında. Düşünelim, narı tane tane dizen Rabbimiz ya da ayçiçeğini ya da kabak çekirdeğini ya da karpuzu, kavunu, her biri farklı lezzette ve farklı tatta, farklı görüntüde. Bakıyoruz kocaman bir bal kabağı, kocaman bir kabak ya da küçücük bir salatalık bakıyoruz farklı bir lezzette. Ve yapraklı bitkilere bakalım yahut da kainatta yetişecek herhangi bir şeye bakalım. Her birinin ayrı bir faydası, farklı bir rengi fakat aynı topraktan çıkıyor bunlar. Yani karpuza o suyu veren kim? O suyun içerisine, o karpuzun içerisine suyu ve karpuza o rengi veren ne? Onun içerisine çekirdeği dizen kim? Bu şekilde düşündüğümüzde ya da bitkiler sonbaharda o kadar güzel görüntüler var ki, kışın farklı güzel görüntüler, yazın farklı güzel görüntüler. O suları yerden yükseltip tekrardan yağmur olarak indiren kim? Karı indiren kim? Elbette ki bunu yapabilecek yüce bir kudret gerekiyor. Ve bu da ikili, üçlü, dörtlü bir yapılanmayla değil. Şurada iki kişi bile bir şeye karar verirken ne kadar zorlanırız. Öyle mi olsun, böyle mi olsun deriz. İki ilah olsa haşa, biri der ki yağmur yağsın, öbürü der ki kar olsun. Cenab-ı Hak tek ve ondan başka kudrete, ondan başka bu mülke sahip olacak hiçbir ilah yok. Bu bize kainatın nizamına baktığımızda Allah Teala'nın birliğini görürüz ve Allah Teala bu birlikten hareketle Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde de buyurur. Deveye bakmaz mısınız der. Ya da Allah Teala sivrisinekten örnek verir. Arıdan örnek verir. Arının bal yapışı muazzam bir olay. Arılar o tadı kendileri mi veriyor bala? Ya da o faideyi balda var kılan kendileri mi? İşte o yüce kudret elbette insanların hizmetine sunmuş bunları. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de hayvan isimleri de var ve sure isimleri var. Fil suresi, Nahl suresi, Neml suresi, Ankebut suresi. Bunlar hayvan isimleri. Demek ki aslında Kur'an'da canlılara, canlıların bir kategorisi olan hayvanlara da yer var. Allah'ın varlığına, birliğine delildir dedik ayetler. Aynı zamanda ölümden sonraki dirilişe de ayetler delildir. Bunu Allah Teala çeşitli vesilelerle anlatıyor. Yazın sonbaharla birlikte yaprakların döküldüğünü görüyoruz. İlkbaharla birlikte de yeşerdiğini görüyoruz. Bu bile kainatın ölmesi ve kainatın dirilmesi noktasında insanın da ölümden sonraki hayatının varoluşunun göstergeleridir. Ağaç kurur gibi oluyor. Kuruyor değil mi? Toprak kuruyor hakikaten. Evet, ot çıkmıyor kışla birlikte. Ama bakıyoruz baharda tekrardan yeryüzü yeşilleniyor. Oraya bir tohum atılmadı, oraya bir işlem yapılmadı. O kuru topraktan tohumu, toprağı tekrardan otu çıkaran, yeşilliği çıkaran kim? İşte bütün bunlar aslında Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de var. Ve düşünmez misiniz diyor Allah Teala. Pek çok ayeti kerimede efela yakilun, akletmez misiniz diyor.
Tefekkür etmez misiniz diyor. Düşünün bütün bunları diyor Allah Teala. Ve Hacer Hocam bir başka başlık da kainatın bizzat yapısı hakkında da. Yedi kat semadan bahsediyor, arzdan bahsediyor, dağlardan bahsediyor, göllerden bahsediyor ayetler. Ve çeşitli olayların meydana gelişi hakkında da bilgi var. Yine kainatın insan için yaratıldığına dair, insanın emrine müsahhar kılındığına dair ayetler var. Ha, diyoruz ki o zaman bütün kainat hani alem-adem ilişkisi bağlamında düşünelim. Bu Adem Allah Teala'nın en şerefli mahluku olarak, yarattığı varlık olarak Allah Teala'nın bir başka mahluku olan alemin üzerinde sonsuz kudret sahibi değil. Alem de onun, Adem de onun, her iki varlık da onun mülkü ve tasarrufu altında. Evet, kainat bizim emrimize amade. Hayvanların yünlerinden, derilerinden, tüylerinden istifade ettiğimizden bahsediyor ayetler bize. Onlardan yersiniz, içersiniz diyor hayvanlardan, etlerden. Ki bizim İslam hukukunda eti yenilen hayvanlar, yenilmeyen hayvanlar şeklinde bir fıkıh bahsimiz var değil mi? Evet. Av hayvanları. Avlanmanın da bir ölçüsü vardır İslam hukukunda. Keyfi yere hayvan katledilmez ya da bir zevk aracı olarak hayvan katledilmez. Onun da yaşama hakkı var. Tüm bunlar hem fıkıh kitaplarımızda hem hadislerde hem de ayet-i kerimelerle bize bir düzen oluşturmuş aslında. Bir yaşam standardı oluşturmuş. Evet, insan için yaratılmış kainat. Adem için yaratılmış ama bir de bir başka başlıkta Allah Teala bizden tabiatın korunmasını istiyor. Evet, tabii bu bağlamda şey devreye giriyor değil mi hocam? Hani bencilliğimiz mi acaba? Bencilliğimiz giriyor. Evet, çok emanet nazarıyla bakmamız gerekiyor ama hani bize ait, bizim mülkümüz gibi mi davranıyoruz acaba? Öyle davranıyoruz. Aynen dediğiniz gibi. Şimdi ben çok doğal bir duygu, benlik duygusu. İnsanda ben olacak elbette. Hani özgüvendi, saygıydı, sevgiydi. İnsanın kendisine saygıyı konuşuyoruz. İnsanın kendisini sevmesini, kendisini tanımasını, kendisine hoşgörülü davranmasını, kendine merhamet diyoruz. Son zamanlarda bunlar çok konuşulur kavramlar oldu. Kendime bir iyilik yaptım, kendime çiçek aldım. Kendine iyi bak diyoruz değil mi? Yani kendimize dair. Hep başkalarına şeyi konuşurken bir de baktık ki demek ki kendimizi biraz ihmal etmişiz. Aslında bizim kendini tanıyan Rabbini tanır şeklinde bir sözümüz var. Yani burada kendini tanımak da çok önemli. Kendini bilmek bu anlamda çok önemli. Evet, doğru, ben bilinci oradan hareketle kendiliğimize götürüyor bizi. Peki hep ben, hep ben, hep ben dediğimizde ve hükümranmışız gibi her şeye davrandığımızda, bu evin reisi benim, benim dediğim geçer, ben buyum diyen bir insanla iletişim ne kadar zor hale gelir değil mi? Ya da ben anneyim, çocukların üzerinde mutlak yetki sahibiyim. İstediğimi yaparım, döverim de, severim de. Halbuki onlar da bize bir emanet. Biz nasıl anne babalarımıza emanet idiysek çocuklarımız da bize emanet. Kainat da emanet bilinciyle düşündüğümüzde benliğimizi, evet ben bilincimizi destekler kainatla bizim ilişkimiz ama bencilliğimizi desteklememeli. Yani istediğim gibi yerim, içerim, basarım, gezerim ya da her türlü hayvana işkence etme, onlara zarar verme hakkına sahip değilim. Her ne kadar onlar bizim emrimize amade, emrimize müsahhar birer varlık dahi olsa onun da yaşama hakkı var, onun da bizim üzerimizde hakkı var çünkü. Elbette ki. Yani tabiatla ilişkimizi olumlu bir yönde geliştirdiğimizde benliğimizi de geliştirmiş oluruz ama bencilliğimizi değil. Emanet nazarıyla baktığımız zaman değil mi hocam? O bilinç gelişmiş olur inşallah. Peki hocam, çevre hakkında hani bu bakış açısıyla beraber, bu emanet nazarıyla beraber ne öğretelim ki biz hani etkili olsun, faydalı olsun etrafımıza karşı? Hacer Hocam, İslam kültürü aslında çevre ahlakıyla şekillenmiş bir kültür. Çok eskilerden, hatta bunu biraz daha ötelere götürürsek bütün semavi dinlerde bunlara yer bulacak metinler buluruz. Çünkü bütün semavi dinlerin kaynağı bir. Hatta semavi dinlerden de öte bir düşünce sisteminde de zannetmiyorum ki şöyle bir şey olsun. Şu hayvanı dilediğiniz şekilde öldürün. Şu bitkiye dilediğiniz şekilde zarar verin. Böyle bir şey olamaz. Çünkü düşünce sistemleri de
Dinler de insana huzur verecek ve insanı daha iyiye götürecek bir arayışın içerisindeler. Ne kadar ilginç bir şey. En güzel, en doğru bir şekilde tabiatla ilişkisini tanzim eden kültürlerden bir tanesi de Kızılderililerdir. Hmm. Tabiatla birlikte yaşarlar, yerler, içerler ve tabiat onlar için çok değerli, çok kıymetli. Hmm. Hatta insan isimleri bile, mesela kızının ismi, biz Ayşe Fatma koyuyoruz değil mi? Yere oturan ağaç ya da ne bileyim hani kısa boylu ağaç şeklinde kız isimleri ya da erkek isimleri, bu şekilde hep tabiatla ilişkilendirilmiş bir kültürün içerisinde yaşıyorlar. Aslında ona da saygıyı mı orada göstermiş oluyor? Evet, ona saygıyı ve ona beraber yaşamın getirdiği bir hemhal oluş var aslında. O ağaca muhtaç, ağaç ona bitki verecek, yiyecek, içecek. O suya muhtaç, su ile hayatını sürdürecek. Bu şekilde bir ilişki var. İslam kültüründe de yine aynı şekilde, bütün semavi dinlerde de yine aynı şekilde. Buna dair de şöyle bir bakış açısı olsun istiyorum. Aslında bizim fiziksel anlamdaki herhangi bir şeyin maddi varlığından öte manevi varlığı çok önemli. Ve bize göre kainat kutsaldır. Nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın veçi oradadır diyor ayet-i kerime. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Buradan baktığımızda kainat da kıymetini Allah'ın yaratmış olduğu bir şey olması hasebiyle Allah Teala'dan alıyor. Cenab-ı Hak'tan alıyor. O halde kainattaki her şey kutsal. Yunus'un söylediği yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmek felsefesi, bizi sadece yaradılan ve ilişkiye girdiğimiz canlı varlıklar üzerinden değil, hatta bizi cansız varlıklara dahi hürmeti götürecek bir kapı aralıyor Hacer Hocam. Evet. Hazreti Mevlana'ya göre cansız varlık yoktur diyor. Bugün bunu bilim farklı şekillerde açıklıyor. Hı hı. Tabii biz bunu şimdi cansız varlık yok derken şunu hareket etmesi anlamında söylemiyoruz. Bunun içerisindeki maddenin yapısı açısından söylüyoruz. Hı hı. Bu cansız varlığın olmayışı da onlara, onun felsefesi içerisinde, öğretisi içerisinde ona verilen kıymeti gösteriyor. Yani irfan mektebinde, Mevlevi kültüründe gece yatarken yorganını öpme yahut da onunla görüşme denir buna. Bastonunu filmlerde de görürüz bazen öperler, bunu. Bastonunu yanına öper, yanına koyar. Kitabını açmadan önce bir görüşür, ondan sonra insanlarla zaten cansıza bu kadar değer veren, kıymet veren bir anlayış canlıya nasıl vermesin? Tabii. Biz bunlardan o kadar uzaklaştık ki bunları konuştuğumuzda hadi canım dedirtecek, ya öyle mi dedirtecek bir anlayışın içerisine giriyoruz maalesef. Halbuki her şey, hani Yunus'un şiirindeki gibi, sordum sarı çiçeğe demesi gibi, sarı çiçekle konuşması gibi bir anlayışla yaratılan her şeyin kıymetinin yaradandan kaynaklanmasıyla baktığımızda o da bir değer atfetmiş oluyor. Hazreti Peygamber'in Uhud bizi sever, biz de Uhud'u diyor değil mi? Uhud bir dağ. Evet. Taştan, topraktan, kayalıktan oluşmuş bir dağ. O taş, toprak, kayalık nasıl Hazreti Peygamber'i seviyor? Nasıl canlı bir varlığı seviyor? Ve Hazreti Peygamber niye acaba Uhud bizi sever diyor? Ya da hutbe okuduğu kütüğü düşündüğümüzde nasıl bir inleme ki o cansız varlıktan sadır olan? Ve ayet-i kerime bize kainattaki her şeyin, uçan kuşların yahut da farklı varlıkların Allah Teala'ya tesbih ettiğinden bahsediyor. Allah Teala'yı zikrettiğinden bahsediyor. Biz bunu duymuyoruz. Evet. Biz karıncaların sesini duymuyoruz. Ve biz bu zikrin dilini de bilmiyoruz. Biz kendi dilimizi biliyoruz sadece. Ama bu dili var eden biliyor. Karıncalar arasındaki iletişimi biliyor. Ya da gözle görülmeyecek mikroplar arasındaki iletişimi onları yaratan biliyor. Ve onların da o yaratılma dili ile Cenab-ı Hakk'a hamd ile tesbih ettiğini, zikrettiğini söylüyor bize ayet-i kerime. Canlıların, yani hayvanlar üzerinden de söyleyebiliriz, bitkiler üzerinden de söyleyebiliriz. O halde bir dili var ve bu dil yaradana teslim olmuş bir vaziyette kendi yörüngesi içerisinde dönüyor. Güneş, ay, yıldız, bunlara Kur'an-ı Kerim'de yer veriliyor ve o yörüngenin, o kendi içerisindeki nizamın muhafazasından ve Cenab-ı Hakk'ı tesbihinden bahsediyor Allah Teala bize. Yani şu şöyle dedim gibi, hani siz dediniz ya ne öğretelim diye. Evet. Çevre ahlakını öğretirken her şeyin yaradanından dolayı kutsal bir vasfa sahip olduğunu, özellikle maddeden ziyade mana değerinden bahsetmek lazım. Biz bugün biraz maddeci anlayışla hemhal olup manevi yönümüzü maalesef törpüledik. Yani
Kore'yi gözden kaçırıyoruz. Yok ettik ya da belki biraz toprak altı ettik. Halbuki maneviyat yönümüz bize haz verecek yönümüz aslında. Seyit Hüseyin Nasr'ın bir sözü var Hacer Hocam. İnsan evet. tabiatla arasındaki dengenin diyor bozulduğunu insanın pek çok kişi kabul ediyor. Evet ama insanın tabiatla dengesinin bozulmasındaki asıl faktörün acaba insanın Rabbi ile arasındaki bozulmaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını düşünen kaç kişi vardır? Ne şeklinde bir sözü var. İnsanın yaratıcısıyla arasındaki bozulma ve ondan uzaklaşma, onun yarattıkları ile uzaklaşmaya da sebebiyet verebiliyor. Halbuki yaradanımı seviyorum diyen bir insanın yarattıklarını sevmemesi, yarattıklarına zarar vermesi söz konusu olabilir mi? Olmaması lazım. Olmaması lazım. Evet, kıymetli hocam, programın başında da söylediğiniz bir ağaç dikme etkinliğinden de bahsettiniz. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini hatırladık şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kıyametin kopacağını dahi bilseniz, elinizde bir fidan varsa onu toprakla buluşturunuz diyor. Yani böyle kıyamet anında bile toprakla buluşturulan bir candan bahsediyor Peygamberimiz. Bu konuda ne söylersiniz, ne anlatmak istiyor Peygamberimiz bize? Kıyamet dehşetli bir an, son derece dehşetli bir an. Şiddetli bir gürültüyle kopacak. Belki de işte kıyametle alakalı ayetler farklı şekillerde yorumlanabilir. İnsanda her halükarda büyük bir korku uyandıracak bir hal. Şimdi düşünelim, kainatın sonu olan bir zaman dilimi kıyamet aynı zamanda. Yaşayan insanların da yok olması, dünyanın yok olması, güneş, ay, yıldızın yok olması. Ve bize Hazreti Peygamber o hadisi şerifte o elimizdeki fidanı toprakla buluşturun diyor. Yani elinizde fidan var ve çok kısa bir süre içerisinde siz onu yine toprağa, yani imkansız görünen bir zaman diliminde, imkansız bir işin gerçekleşmesi gibi bir hal var. Normal bir pozisyon değil. Evet. Şimdi ağaç dikmenin faziletleri bir tarafa, normal bir, yani normal şartlardaki evet. zamanda konuşacağımız bir şey. Ama o son merhalede ve can havliyle ortaya çıkan bir durum var Hacer Hocam. Bize bu durumda bile Hazreti Peygamber diyor ki, yani o andaki yapılacak işlemle birlikte insanın gözünün hiçbir şeyi görmeyeceği bir zaman. Kendimizi bile belki kurtarmanın yoluyla davranacağız. Yani çocuklarımızı, sevdiklerimizi, eşimizi, annemizi, babamızı, hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağı gün şeklinde nitelendirirsek onları da unutup kendi derdimize düşeceğimiz bir an. Ama diyor ki o anda onu unutma. Yani elinde bir fidan var, her şeyi unutsan bile onu unutma, onun hakkını gör diyor. O durumda bile olsan o vazifeni yerine getir. Senden beklenen nedir? Tohumu toprakla ya da fidanı toprakla buluşturmak. Ve az sonra onun da ömrü bitecek. Ve az sonra benim de ömrüm bitecek. Yani ne istiyor ki burada? Ama şöyle bir bakış açısı öncesinde dahi. Oradaki halin tasvirinden mülhem olarak bizim onun bana faydası olmasa bile, benim ektiğim bir bitki bana fayda vermeyebilir ama benden sonrakilere fayda verecek. Hadislerde de o şekilde vardır ya, yemişinden yediği hayvanların yemesiyle beraber kişinin sadakadır mükafat kazanması diyor, sadakadır diyor. Ben bir bitki ektim ve insanlar onun gölgesinde gölgeleniyorlar. Hani Allah razı olsun, ne kadar güzel olmuş diyor. Ya da bir çeşme yaptırdım, musluk yaptırdım. Bu kıyamete kadar sadaka-i cariyenin evinden insana mükafat getirecek bir şey. Bitkiyi iyi yetiştirdik, kuşlar, böcekler ondan istifade ediyor. O benim için ektiğim vesileyle sadaka anlamına geliyor. Bir nevi ibadet yani, değil mi? Ha, bana evet, ibadet. İbadetin ta kendisi dediğiniz gibi. Yani onun bana faydası olmasa, ben yok olsam, o da yok olsa, dünya yok olsa bile ben ondan fayda beklemeden bir iyilikte bulunuyorum orada. Yani bazen dünyayı ben mi değiştireceğim? Ya da bu izmariti buraya atmamakla, ya da bu ambalajı, ya da bu çöpü, peçeteyi, kağıdı, gazeteyi buraya atmamakla, aman boşver şeklinde bazen insanlarda böyle bireysel serzenişler oluyor ya. Dünyayı ben mi değiştireceğim? Dünya birer birer değişecek. Siz, ben, o, biz dünyayı dünyada yaşıyoruz. Evet. Dünyayı var edecek, imar edecek olan bizleriz ve onu çirkin hale getirecek de aslında bizleriz, Allah korusun. O zaman biz ondan bir menfaat beklemesek, bize faydalı olmasa bile ben ne kadar faydalı olabilirim mantığıyla hareket ettiğimizde, işte Hazreti Peygamber'in verdiği mesajı belki de daha doğru anlamış oluyoruz. Sırf Allah yarattı diye yaradılana
bize verdiği fayda kadar değil de, evet bize verdiği faydaları emrimize amade edişiyle ayet-i kerimede çeşitli varlıklardan bahsediyor ama bize verdiği faydadan da öte sırf yaradandan dolayı bir kıymet ve değer görerek muamele etmenin esprileri var sanıyorum o ayet, çok da güzel o hadis-i şerifte. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Hocam son 5 dakikamıza da giriyoruz ama şuna da dikkat çekmek isterim. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hayvanlara merhamet bilinci oluşturma noktasında işte susuz bir köpeğe olan merhametin cennete götüreceğini vurguluyor. Ona da kısaca bir değinerek programımızı o şekilde bitirelim inşallah. Teşekkür ederim. Hazreti Peygamber'in hayvanlarının isimleri var. Katırının ismi var, devesinin ismi var. Bugün bizim de beslediğimiz kedilerin, köpeklerimizin ismi var değil mi? Bu onu bir varlık, bir değer vermek ve onu bir şahsiyet kazandırmak oluyor aslında. Karşı taraf isimsiz bir şey değil. Ve Hazreti Peygamber'in hayatının tamamında hem kendisinde hem de sahabeye öğrettikleri şeyler içerisinde hep bir merhamet ve şefkat var. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifinde iman 70 küsur şubedir diyor. İmanın şubeleri, imanın bölümleri olarak düşünelim. En üstte la ilahe illallah var. En altta da yolda insanlara eza veren bir şeyi kaldırmak var. Evet, bu bağlamda da yine çevreyle bağlantılı insanların hayatlarını daha muazzam ve daha rahat bir şekilde kuracak bir düzenin içerisinden bahsediyor. Ve bunu imanla ilişkilendiriyor. Şimdi yoldan eza verecek bir şeyi kaldırmak dahi imanla ilişkilendiriliyorsa, bir hayvana zarar vermeyi düşünün ya da bir bitkiye zarar vermeyi imani noktada insanı zorlayacak halini bir düşünün. Allah Resulü'nün çok hoşuma giden bir örneği. Ben bunu o kadar seviyorum ki hem merhametini gösteren hem de hayvanlara ilişkisi noktasındaki bu şefkati, davranışı bütün çağlara örnek olacak bir şey. Mekke'nin fethi esnasında 10 bin küsur askerle Mekke'ye doğru giderken Medine'den hareket edip yolda yavrularını emziren bir köpek var. Ve Allah Resulü oraya bir nöbetçi sahabeyi tayin ediyor ve güzergahını değiştiriyor. Yavrular emzirme işleminden korkar, hayvanların ayak seslerinden rahatsız olur diye. Daha bunun üstüne söylenecek bir şey var mı Hacer Hocam? Yani sözün bittiği yer. Hayvanların burunlarını silmekten bahsediyor hadisler. Hayvanların bulunduğu ağılların temizlenmesinden bahsediyor. Dediğiniz gibi bir kadın diyor bir kediye içeriye hapsetti, yiyecek vermedi, yemesine içmesine mani oldu ki hayvancağız öldü geçmiş kavimler içerisinde ve o onun Allah korusun cehenneme girmesine vesile olacak bir davranış diyor. Bir başka örnekte de verirken sizin dediğiniz gibi köpekten bahsediyor, susamış bir adam kuyudan çıkıyor. Ve bakıyor ki dışarıda toprağı yalayan, toprağın neminden bir şeyler almak isteyen bir köpekcağız var. Ve anlıyor ki bu hayvan çok susuz diyor. Ayakkabısıyla kuyudan su çıkarıyor ve o köpeğe su veriyor ayakkabısının içerisinde. Bu davranışının Allah'ın rahmetini celbettiğini ve o kişinin o davranışı sebebiyle cenneti hak edeceğini Hazreti Peygamber geçmiş ümmetler içerisinde bu şekilde bizlere anlatıyor. Evet. Bakıyoruz o zaman hatta çok ilginçtir hani kuşu vefat eden küçük sahabeyi ziyarete gidiyor. Burada aslında hem hayvan sevgisini görüyoruz hem de o küçük çocuğa verdiği değeri de görüyoruz. Ne olursa olsun bir yine aynı şekilde bir kuş yavrularıyla beraber sahabenin elinde bir tedirginlik içerisinde bu kuşla yavruyu rahatsız etmeyin, yavruyu annesinden ayırt etmeyin diyor. Yani yavrularla anneler arasındaki o şefkatin, o merhametin hayvanlar aleminde de var olduğunu ve onun da bunun farkında olarak dilinden döküldüğünü görüyoruz. Ya da bir deve bir gün böyle melül melül bakıyor Hazreti Peygamber'e. Hayvanların bu tarz duygularını da aslında anlıyoruz. Değil mi? Geliyorlar, yaklaşıyorlar, seviyorlar, insana sırnaşıyorlar, sokuluyorlar. Ya da üzüntülü halleri. Demek onların dünyasında da bir duygu seli farklı şekilde sahibine sen buna karşı Allah'tan kork diyor Hazreti Peygamber. Fazla bir yük mü yükleme işlemi var? Sen bunu üzüyorsun galiba diyor, rahatsız ediyorsun diyor. Ya da bir başka sahabe Hacer Hocam, bıçağını hayvanın gözünün önünde biliyor. Yani az sonra kurban edecek onu. Bizim fıkıh kitaplarımızda kurban edilecek hayvanın nitelikleri olduğu gibi kesime dair ölçüler de vardır. Hayvana zarar vermemek üzere bıçak bilenir, acı çektirmeden kesilecek. Ve onun gözünün önünde bileyince sen bu hayvanı kaç defa öldüreceksin diyor.
onda da bir can var ve o bıçağı ona gösterme. Hı hı. Yani onun farkına vardırma. Hı hı. Hayvanın gözünü kapatma işlemi var bizde, değil mi? Evet, evet. Kurban edilirken dahi. Tüm bunları düşününce aslında Hazreti Peygamber'in hayatında da sahabeye öğrettiği ve kıyamete kadar da bizlere örnek olacak şeyler hep şefkat, merhamet, eksenli adalet, eksenli ve inşallah bizlere de burada düşen onun yolunun düsturları içerisinde hayat bulmak Hacer Hocam. İnşallah kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Yani gerçekten çok faydalı bir program oldu bizim ediyorum. Için. Ben teşekkür ediyorum. Emanet bilinciyle inşallah bu bağlamda çevremizi, tüm varlıkları, tüm canlıları emanet bilerek yaşamayı Rabbim i̇nşallah. Hepinize nasip eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz, hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı huzurlu akşamlar diliyoruz.